Şimdi ben ilk 10 dakikada genel bir giriş mahiyetinde konuşacağım. Ondan sonra Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur'da ve daha önce eski Said döneminde yazdıklarında bu meselede neler söylüyor? Ona dair ikinci 10 dakikada ana hatlarıyla birkaç kelam edeceğim. Böyle ortamlarda ana fikirler söylenir. Onun detaylandırılması daha sonrasında makaleler suretinde olur. Burada spotlar şeklinde gerçekleşecek benim konuşmam. Bunu en başta belirtmiş olayım. Şimdi burada bulunmaktan Bahtiyar'ın böyle bir teşebbüsün, adalet ve emek platformu oluşturmasından dolayı da Bahtiyar'ın bu ülkenin en önemli tarihsizliklerinden birinin solun Kemalizmle dindarlığın da sağla özdeşleştirilmesi olduğunu düşünüyorum. Yani bunda bu ülkenin bütün insanları zarar görmüştür diye düşünüyorum. Dolayısıyla sol düşünce ile yani İslam ve Müslümanlar arasında bir diyalogun çok geç kalmış bir diyalog olarak bir taraftan o açıdan bir kayıp, bugüne kadar olmamasına bir kayıp ama en azından bugün böyle bir çabanın olmasına da hiç olmazsa o kaybın bundan sonra da devam etmemesi noktasında bir şey kazanç olarak görüyorum. Şimdi ben meseleyi çok farklı bir yerden alacağım. Yine Kur'an atıfla başlayacağım. Burada farklı bir yerden alıyorum derken böyle Kur'an'da evet kıssalar var, işte Firavun kıssası var, diğer kıssalar var ki Firavun kıssasını okuduğumda İlhan Hoca'nın dediği gibi beni en fazla belki çarpan husus Firavun kavmini aşağıladığında kavminin ona itaat etmesidir. Yani en çarpan husus bu olmuştur. Bu da insanlık onuru denilen bir şeyin ve insanlık onurunu korumanın yani kula kulluğun önüne geçmenin, en başta da kendi iç dünyasında buna karşı bir dirence sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Firavunlar durduk yerde firavun olmuyorlar. Ona sen en yüksek Rabbimizsin diye cevap veren insanlar sayesinde firavun oluyorlar. Dolayısıyla bu çift taraflı bir hadise. Ama çok gerilerden alacağım. Şimdi Kur'an kıssalarının içinde birçok surede anlatılan bir kıssa İblis ile Adem'in kıssasıdır bu arada. Yani cennete başlayan bir yolculuk yeryüzünde devam ediyor. Ve burada İblis'in Adem'i kandırmasının ana sebebi olarak şeceretül hult. Yani ebediyet ağacı diye bir ifadeyle. Ağaca yaklaşmaya ikna etmiş. Yani bu ağaç, Allah sizi bu ağaca yaklaşmayı men etti. Çünkü bu ağaca ulaşırsanız ebediyet kazanırsınız diye ikna ettiğini görüyoruz. Yani buradan şunu anlıyorum ben. Yani insan için en önemli mesele beka meselesidir. Varoluşun devamı meselesidir. Bir kere insanın en önemli duygusunun en önemli damarının bu olduğunu görüyoruz burada. Dönüp buradan Kureyş suresine gelelim. Kureyş suresi ki Kureyş toplumunun Mekke'nin, o günün Mekke'sinin bütünüyle Arabistan'ı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğunda peygamberlik ile vazifelendirilinceye kadar o dönemde nasıl bir ortamda yaşadığını biliyoruz. Bir şirk düzeni var. İşte bunun getirdiği sosyal, siyasal, iktisadi bir yığın adaletsizlik var vesaire vesaire. Şimdi Kureyş suresi Kabe'nin Rabbine ibadet etmeye çağırıyor insanları. Yani doğrudan Kureyş hitap ediyor malum. Orada ve Kabe'nin Rabbi iki önemli vasıfla anılıyor. فَلْيَابُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لَذِي اَتْأَمَهُمْ مِنْ جُعِمْ وَاَمَنْهُمْ مِنْهَا. O ki, o Kabe'nin Rabbi sizi açlıktan kurtardı. Yani karnınız doyuyorsa, ki karnınızın doyması varoluşsal bir meseledir. İblis kıssasını hatırlayalım. En önemli meselemiz varoluş meselesi demiştir.
karnınız doyuyorsa bu Kabe'nin Rabbinden dolayıdır. Yani ve ardından da ve emenuhu minha ve korkudan emin ise yine bu Kabe'nin Rabbinden dolayıdır. Dolayısıyla hani en önemli bir kere temel noktanın yani insanın varoluşunun devamını kime ve neye bağladığıdır. Kur'an'dan anladığım üzere temel mesele buradan başlıyor. Kula kulluklarla veya kendini Rab edinmelerle bu noktadan hareketle gelişiyor. Kabe'nin Rabbinden söylediği Kureyş suresine atıfta bulunduk ve yine Efendimiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı mekana atıfta bulunan, doğrudan o mekana yemin ederek başlayan bir diğer sure, Beled suresinde ise insanın önündeki sarp yokuştan söz ediliyor. Malum burada bulunanlarımızın hemen hepsi biliyordur diye ümit ediyorum. Sarp yokuşu aşamadı diyor bazıları için. Nedir o sarp yokuş diye sonra soruyor. O boyunduruğu çözmektir. Yani köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. Esaslı bir açlık gününde yoksulu ve yetimi doyurmaktır. Buradan da şunu anlıyoruz. Yani en temel insanı insan yapan en önemli özelliklerden biri vicdanını diri tutabilmesidir. Vicdanını diri tutabilmesi de yani diri tutup tutmadığı da onun sosyal, siyasal, ekonomik bir sorumluluk hissedip hissetmediğidir. Bu da boyunduruğu çözmekten siyasal bir sorumluluk. Bugünün diline çevirirsek. Yani özgürlük yönünde siyasal bir sorumluluk. Salgın ilaçlarının yoksulu ve yetimi doyurmaktan da ekonomik bir sorumluluk Kur'an müminlerin üzerine yüklemektedir diye düşünüyorum ki diğer taraftan Haşr suresinde işte o devlet kelimesi Kur'an'da bir tek Haşr suresinde geçer. O da işte servet veya refah anlamındadır. Ve yani o devlet servet sadece zenginleriniz arasında dolaşan o servet sadece zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın diye kullanılır. Burada hani refahın yayılması meselesi gene Kur'an'da müminlerin üzerine bir vazife olarak düşüyor. Bütünüyle katılmasam bile eşitlik kavramının çünkü açılması gerekiyor. İhsan Elaçık hocamızın eşitlik üzerindeki vurgusunu bu bakımdan, Haşr suresindeki bu ayetin yüklediği sorun bakımından son derece önemli bulduğumu da belirtmek isterim. Şimdi bütün bu kısaca atıflardan da anladığımız üzere ki daha önce hem İhsan Eyalçık hem İlhami Gülen hocalarımız da Kur'an'dan farklı ayetlere, surelere atıfta bulundular. Neticede siyasi zulüm ve iktisadi zulüm de var. Söz konusu insanlığın dünyasında böyle bir şey var ve Kur'an müminlerden siyasi zulmünde iktisadi zulmün de ortadan kaldırılması gibi bir görev, bir üstlenmelerini, bu yönde bir çaba sarf etmelerini istiyor, bekliyor. Bunu da anlıyoruz. Peki bu zulüm nasıl giderilecek? Kritik noktanın burası olduğunu düşünüyorum. Şimdi başlığı da mücadele mesela. Orta Doğu'da ve Türkiye'de emek ve sermaye mücadelesi. Şimdi mücadele dediğimizde otomatik olarak bloklar oluşturuyoruz. İşte emeğin yanında olanlar, sermayenin yanında olanlar veya zulmedenler ve zulme karşı olanlar şeklinde. Yani buna karşılık işte dünyanın yaşadığı bir tecrübe var. Yani kapitalizmin ki ehlileştirilmiş kapitalizmi bugün kapitalizm özellikle 19. yüzyıl şartlarına baktığımızda işte ki bu Charles Dickens'ın işte Jane Austen vesaire romanlarına da
kısmen sirayet etmiş. Çok 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 daha vahşi bir şey kapitalizm. Yani biz bugün nispeten ehlileştirmiş olandan, nispeten zapturak altına alınmış olanından söz ediyoruz. Çok daha vahşi bir kapitalizm uygulamasıyla dünya yüz yüze gelmiş durumda ve buna karşı evet son derece insani ve haklı bir tepki olarak oluşmuş sosyalizm ve uygulamalarını görüyoruz. Teoriler sonra da eylem bunu görüyoruz. Ama dönüp baktığımızda sosyalizmin kendini gerçekleştirme imkanı bulduğu ülkeler anlamında baktığımızda da elimize kocaman bir hüsrandan başka bir şey kalmıyor. İşte tam da bu noktada en kritik meselenin atlanmış olduğu gerçeğini göz önüne almamız gerekiyor diye düşünüyorum. O da insan gerçeği. Mücadeleden söz edecek isek eğer bu mücadelenin en başta insanın kendi içinde yaşanıyor olduğu gerçeğidir. Yani insanın bir taraftan melek ilhamına ama öbür taraftan şeytanın, iblisin telkinine, vesvesesine ikisine birden açık olduğu. Bir taraftan vicdan ve kalp taşıdığı ama öbür taraftan nefis ve heva ve heves taşıdığı gerçeğinin atlanmasıdır. Bu gerçek atlandığında mesele sadece mücadele denklemi üzerinden işte zalimler, zulme karşı olanlar, işte sermaye, özellikle bunu aşarsak mesela bu şekilde denkleştirecek, işte sermaye ve emek denklemini sadece oturttuğumuzda bu defa sonrasında galip de gelse, zulmün karşısında kim mücadele galip de gelse bu defa o mücadelenin kendi içerisinde bu defa egemenler ve ezenler, zulmedenler ve ezilenler diye denklemin kendisini yeniden ürettiğini görüyoruz ki bu dünya bu gerçeği tecrübe etti. Dolayısıyla meseleyi iyi insanlar, kötü insanlar denklemi içerisinde oluşturmadan önce her halde ve her zamanda insanın kendi dünyasında başlıyor olduğu ve kendi dünyasında nefsinin, hevasının ve hevesinin mi izini sürdüğü yoksa kalbinin, aklının ve vicdanının yolunda mı yürüyor olduğu denkleminin sürekli muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki bir mümin olarak Kur'an'ın varlığı benim için bundan dolayı önemli. Çünkü benim kendi nefsimi merkez almaktan, ben merkez olmaktan kendi nefsimin, hevamın ve hevesimin peşine düşmekten alıkoyuyor veya düştüğüm zamanlarda ise geri dönüp ilke, benim dışında oluşmuş, beni yaratan Allah tarafından ortaya konmuş ilke çerçevesinde kendimi yeniden denetlememi, kontrol etmemi ve düzeltmemi sağlıyor. Şimdi ilke merkezli olmayınca bloklar olarak kitleler şeklinde meseleyi aldığımızda tekrar ifade edeyim. Mesele çözülmüyor. Tekrar üretiyoruz. Zulüm döngüsü kendisini defa yeni bir düzlemde tekrar üretiyor. Ne oluyor? Kazananlar, kaybedenler şeklindeki denklemde kazananlar yer değiştiriyor ve kazananlar içerisinde de yeni bir kazananlar sınıfı oluşuyor. Burada da Frantz Fanon'un çok çok önemsediğim bir sözünü özellikle belirtmek isterim. Diyor ki Fanon, bu da gene dönüp insanın kendi iç dünyasındaki asıl mücadelenin merkezi noktasına atıfta bulunduğu için önemli. Diyor ki kölenin en büyük meselesi, yani özgürlük mücadeleleri niye başarısızlıkla sonuçlanıyor? Başarılsa bile sonu hüsranla bitiyor. Bu defa yeni özgürleşmemiz gereken yeni insanlar oluyor. İşte az önce İlhan Hoca sözünü etti. Orta Doğu'daki diktatörler, bunların hepsi ülkelerini batıya karşı kurtaran insanlardı. Ama toplumların bu defa kendilerinden kurtulmak için mücadele vermesi gereken insanlar oldular. Niye peki böyle? Yani diyor ki Fanon, kölenin en büyük hayali özgür olmak değil, efendi olmak.
Dolayısıyla biz özgür olmak için mi mücadele ediyoruz, efendi olmak için mi mücadele ediyoruz? Bu bizim kendi iç dünyamızda bir kere denklemi nasıl kurduğumuz ve iç dünyamızdaki mekanizmayı sürekli kontrol altında tutup tutmadığımız ile ilgili. Tam da burada Bediüzzaman'a gelmek istiyorum. Yani Bediüzzaman'ın Salih'in yazdıklarına baktığımızda Bediüzzaman bir hayatı vardır, bir duruşu vardır. Belli ifadelerle de kendisinden atıfla burada okuyacağım. Biraz böyle kadınlık niteliğinde. Yani zalimlerin yanında yer almamıştır. Bilakis evet, cefa ile yaşamış, özgürlük, hürriyet, adalet, kulun kula kul olmaması, kulluk etmemesi ve kul edilmemesi için eserle yazmış, hayatla ortaya koymuş bir insan olarak. Ama Bediüzzaman'ın yazdıklarına baktığımızda insanın kendi iç dünyasını vahyin ve peygamberin örnekliğinde vicdan merkezli, hak merkezli, ilke merkezli olarak inşa etmesi üzerine, yani insanın kendini tanıması üzerine odaklı olması ilk anda, yani bir zaman sosyal, siyasal, iktisadi meselelere çok değinmiyor. Buna fazla yer vermemiş diye bir kanaat oluşmasına yol açabilir. Ama tam da şu ana kadar anlattığım meseleler itibariyle baktığımızda Bediüzzaman tam da insan merkezli olarak konuşarak sosyal, siyasal, ekonomik anlamda bir duruş ortaya koyuyor. Daha doğrudan atıfta bulunduğu, sosyal, ekonomik meseleler doğrudan atıfta bulunduğu konuya, bu arada da emek ve sermaye arası ilişkilerle ilgili veya işte kapitalizm, sosyalizm, buna karşı Müslümanların takılması gereken tavır, bununla ilgili doğrudan konuştuğu yerler de var, nispeten daha az olmak üzere. Onlarla ilgili yerlerin biri şu, yani burada bulunan birçok insan için imkansız gelecektir ama belirtmek istedim. Burada çatışmadan ziyade Bediüzzaman barıştırma merkezi bir yaklaşıma sahip. Onu söyleyeyim. Emek ile sermaye ille de mutlak surette çatışmak zorunda değildir. Bediüzzaman'a göre barışmaları mümkündür. Ta ki evet, insanlar insan olabilsin. Gerçek anlamda. Diyorlar şu alemin ihtilali nedir işte? Rumuz isimli eserinde sorun. Diyoruz sahi sermaye ile, emeğin sermaye ile mücadelesidir. Peki diyor, acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mu? Düzen diyor ki var. Nedir? Doğrudan Kur'an'da sıklıkla vurgulanan iki ayette, atıfta bunlar iki emre, bir zekatın emredilmesi, iki faizin yasaklanması ve üçüncü de karz-ı hasen. Yani Allah için borç vermek, darda bulunan, borç verip yardımda bulunmak. Ki karz hasenin çok teknik meseleleri girmiyorum. Ödeyemediğinde peşine düşünüyor. Bunlardır. Barışın şartları bunlardır diyor. Sonra şöyle söylüyor ki bu bir cümle bugünün de bir gerçeğidir. Şu riba, yani faiz taşını altından çeksen şu zalim medeniyet kasıdır. Şu zalim medeniyet sarayı çöksektir. İşte IMF'ler, dünya bankalarından başlayarak bütün bir sistemin nasıl işlediğini bir özeti olarak görüyorum. Şu riba taşını, faiz taşını altından çeksen şu zalim medeniyeti, şu zalim medeniyet kasrı çökecek. Ondan sonra şöyle bir soru geliyor Bediüzzaman'a. İşte Batı'ya, Avrupa'ya özellikle atıfta bulunarak gavurlardaki iki cereyanları nasıl görüyoruz? Yani kapitalizm ve sosyalizm arasındaki mücadeleye atıfta böyle bir soru soruluyor. Bediüzzaman bir kere kendisi açısından eksenin ana merkezin İslam olduğunu, seküler bir ideoloji veya karşıtı bir diğer ideoloji olmadığını ifade ediyor. Diyor ki şimdilik biri necis, biri encestir, tahiri mutlak, yalnız vesatiri İslamiyettir diyor. Bunun üzerine de öyleyse iki cereyana da lanet olsun diyor.
muhatabı olan kişi, ona ise Medüzan şu cevabı veriyor. Evet, lakin diyor, bize bulaşmış olan encesin temizliği hesabına diyor, onun izalesine çalışan necis demek ki onu da kendimize sıçratmak maslahat olması gerektir diyerek devam eden süreçte, şimdi son tarihte seküler ideolojiler olarak, şöyle bugün diline çevirirsek, ikisi de seküler ideoloji olarak, ki kapitalizm kendisini bir ideoloji görüntüsünden ziyade bir yaşama biçimi ve bir iktisadi siyasal sistem olarak da yazıyor, toparlıyorum. Burada kapitalizm ve sosyalizm arasındaki gerilimde bir Müslüman olarak duruşum, yani bir şu veya bu seküler ideolojiyi yaklaşımı merkeze almamak olduğunu ifade ettikten sonra, ama bu iki ideoloji arasında sosyalizmin kapitalizme göre İslam için daha kabul edilebilir ve daha yani diyalog kurulabilir bir mahiyet taşıyor olduğunu söylüyor. Ama Türkiye'de bu gerçekleşmemiştir. Bediüzzaman gibi isimler daha 1910'larda bunu söylediği halde Türkiye'de bu gerçekleşmemiştir. Niye gerçekleşmemiştir? Evet, en başta söyledim. Bunda sol veya sosyalizm açısından iki önemli problem var. Bir, kendisi solun kendisini Kemalizmle özdeşleştirmesi. İki, Türkiye'de solun din karşıtlığı, hatta din düşmanlığı şeklinde algılanır durumda oluşu. Bu da Müslümanların diğer tarafta sağla, yani milliyetçilikle, devletçilikle ve kapitalizmle eklemlenmeleri gibi bir sürece yol açmıştır. Çözüm anlamında yani Bediüzzaman'a atıfla konu şeyim, İlhan İhsan İlaçık hocamız dedi işte eşitlik, adalet denklemine değinerek eşitlik değil, adalet üzerine vurgunun külliyen yanlış olduğu noktasında bir vurguda bulundu. Bediüzzaman'a baktığımızda ise mutlak eşitlik diye bir kurgunun insan gerçeğine uygun olmadığını söylüyor. Evet, eşitlik, adaletin içinde elbette eşitlik yer alıyor. Ama yani mutlak bu eşitliği mutlak eşitlik şeklinde algılamak da mümkün değil. Ve bunun uygulanması da mümkün değil. Burada evet, yani adalet ki ille de yani eşitliğin düşmanı veya eşitlik üzerinden, yani nasıl adalet değil, eşitliği temel meselelerde işte hukukta, başka birçok iktisadi alanlar vesaire, eşitliğin uygulanabilir bütün formlarını adeta göz ardı etmek ne kadar yanlışsa, eşitliği mutlaklaştırarak burada adalet üzerine vurguyu bir anlamda zalimlerin işine yarayacak bir şey, duruşun yanına koymak da o kadar uygunsuz diye düşünüyorum. Bediüzzaman'ın vurgusu evet, adalet üzerindedir. Ki zeka ve temel problemi zekatsızlık ve faiz olarak görür ki bugünün müminlerinin, bugünün Müslümanlarının gerçekten imtihanıdır. %90 küsürü Müslüman olan diye dilimize yerleşmiş bir söz var bu ülkede. Ama yani ayrıca faizsiz bankaların varlığı da sermaye birikimi vesaire bu getirdikleri etkilerden ayrıca sorgulanır, sorgulanmalıdır. Ama bir diğer taraftan şu gerçek var, %5'i ancak faizsiz kurumlara giden mevduatın %95'i faizli kurumlarda yatan bir ülkede yaşıyoruz. Burada faizle mücadele noktasında Müslümanların mutlak bir yenilgisinden söz etmek maalesef mümkün. Son bir nokta söyleyeceğim, bir cümle. Yakınlarda oğlum lisede okuyor. Onunla bir görüşmeniz olmuştu. Öyle işte yani faşizm diyordu o da, yani faşizm nereden çıkıyor vesaire. Yani böyle bir duruşun uzağında olmak üzerine konuşuyor. Sonrasında bir gece kalktı, uyuyamamış işte
gece 12 veya yarımda dedi ki baba ben şey faşizmin ana damarını çözdüm. Nedir dedim nedir ana damarı? Genellemeler dedi. Yani öyle ki dedi ben desem ki bütün faşistler şöyledir. Ben dahi faşizmin o ana damarını kapsam alanı içerisine girmiş oluyorum. Oradan gene toplayayım meseleyi benim gördüğüm kadarıyla işte Kur'an'da infak ayetlerini hatırlayalım. Ve Kur'an'dan Bediüzzaman'ın aldıkları itibariyle emek mutlak surette iyidir emekçi, sermaye mutlak surette kötüdür denklemi değil. Emek asıldır, merkezdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleri ortada, Kur'an'ın ayeti ortada, sahiye emekle ilgili. Ama sermaye mutlak surette kötüdür değil, zekat vermeyen, infak etmeyen sermaye kötüdür. Bunu da belirtmiş olayım. Aksi takdirde sermaye mutlak surette kötüleştirmekle bence yanlış bir genellemenin tuzağına düşmüş oluyor. Teşekkür ederim.